Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ekrem kardeşim biliyorsunuz. Önceden YouTube'a uğraşıyordu ama şu anda herhalde uğraşmıyor değil mi kardeşim? Yok, uğraşmıyorum şu an. Aynen, şu an uğraşmıyor kardeşimiz. Bu arada arkadaşlar, Ekrem kardeşimizin bir yavru köpeği vardı. Benim kanalda çıktı mıydı o Ekrem? Orada çekmedik. Çekmedi değil mi? Aynen. Arkadaşlar, çok güzel simsiyah bir yavrusu vardı. Yavru bu olmuş. Yani ben şoktayım şu anda arkadaşlar. Bambaşka hatta köpek oldu, değişti yani. Aynen. Rengi falan çok değişti. Yani bana belki şu anda Ekrem kardeşimiz yeminler de etse yani çok çok zor inanacağım bir türden oldu. Evet. Hatta bu çekeyim arkadaşlar. Resmini de Ekrem kardeşimden alırım, küçüklük resmini. Aynen var. Onu da eklerim, bakarsınız. Abi bu kadar fark olmaz ya. Rengi falan acayip değişti. Siyahtı. Yani koyuydu. Sana getirdim zaten. Aynen. Ben gördüm arkadaşlar. Yani böyle bembeyaz bir hayvan o. Beyaz yani, da değil de. Hani tamam, köpeklerin büyüdükçe renk attığını biliyoruz da evet. Bu kadar çok değişmiş arkadaşlar. Öyle böyle değil. Geldiğinde 23 günlüktü. Aynen. 23 günlüktü. Bayağı bir küçüktü. 3 aylıkken bir hastalık geçirdi. Aynen. Ölüyordu. Gençlik hastalığından yani, dolayı. Böyle yemedi, içmedi 3-4 gün. Biraz veteriner falan bir şeyler yaptık, iyileştirdik. Aynen. Şimdi işte 5 ay. 5 ay. 5 aylığımız oldu buna. Aynen. Çünkü bizim eski toykarı biliyorsunuz arkadaşlar. Hani bu ölen toykarımız var. Onlardan biriydi. Hatta senin onlardan küçüktü. Işte, ondan küçüktü. Onlardan ya. Küçüktü. Senin diğer köpeğin adı neydi? Boyka. Boyka'dan küçük. Boyka'dan küçüktü ama onlardan iriydi o zaman. İriydi ama küçüktü yaş olarak arkadaşlar. Çok güzel bir köpeğimiz var. Bunun daha da büyüyeceğine kesin kanaatim var. Çünkü arkadaşlar şöyle Ekrem ellerini bu koyur musun? Arkadaşlar bakın şöylece. Çok iri, kemikli bir köpek. Maşallah var. İsmi Karabaş. Kulaklarını kesmedik. Kulaklar kesilmedi çünkü öyle bir dağa bayra gitmediği için arkadaşlar. Kullanma amacımız zaten biz aynen. Seviyoruz. Şu mekanda duruyor işte. Aynen. Hatta Ekrem kardeşime bana ver dedim ama belki düşünüyor şu anda. Belki bize geçebilir arkadaşlar. Sizin de yine tavsiyenizi alayım. İlk geldiğinde söylemiştim zaten sana veririm diye. Aynen. Yani biraz alıştık, kıyamıyoruz. Evet, o alışma zaten olayı. Verecek olsam en güvendiğim adam sen olduğun için devamlı da izleyeceğim için yani sana veririm. Benim kümesim var. Evet. Kümesime kedi geldi. Güvercin ve tavuklarım burada duruyor. Var mı? Bir şeyler çek. Gelin bakabilirim. Aynen. Güvercinlerim burada, kedi dalandı. O yüzden köpeği buraya bağladım ki kedi hayvanları yemesin diye. Kedi geldi. Şey yapıyor. Aynen. Hay maşallah. Cinslerini biliyor mu kardeşim? Hepsi taklacı. Hepsi taklacı. Zaten taklayı atar ağız indi aşağıya. Dışarıda da çekebiliriz. Dışarıya çıkarayım bir takla atsın. Bir tane attıralım mı? Yani içeride oynayanın çok bir şey olmaz. Uçması lazım. Yumurta var mı acaba? Yumurta var. Bak o yavru. Şu ikisi yavru. Yeni çıktı. Evet. Ay maşallah. Oho. Güzel. Şu da var. Tavukmuş o. Bu tarafta tavuklar duruyor. Sağ tarafta güvercinler. Bak şurada evet, yavru yeni güzel. Yuvadan düşmüş. Daha yeni. Daha uçamaz o. Beni bırakın. Beni salın ben gideyim diyor. Artık büyüdüm diyor. Aynen. Daha yeni inmiş yuvadan. Normalde şurada kardeşi de orada var. Ay maşallah. Bu da benim kümesimin annesi. Anne. En değerli. Kraliçe. Aynen. En değerli kuşum bu. Şöyle hatta dışarı aynen atayım sen bir. Arkadaşlar şu anda Ekrem kardeşimiz güvercinin kraliçesini bir uçuracak, taklasına bakacağız. Şöyle güneş değmeden ben şöyle bakayım. Aynen. Oraya aynen. Bu güvercin bana sorgundan bir abimin hediyesi. Evet. Yani ilk güvercinim burada. İlk başlangıcı çok bundan yaptım. Bunu uçurdum ben 2 yıl falan uçtu. Güzel sefer yaptı. Aynen. Sonra damızlık oldu bu artık. Bunun yavrularını alıyorum. Zaten uçamıyor. İniyor hemen şöyle. Aynen. Öyle de atıyor. Ay maşallah. Bu benim için çok kıymetli. Evet. Çok güzel de attı yani taklasını. Karabaş da bunları kediden koruyor. Aynen. Buraya dilki gelmez herhalde de. Yok, dilki olayı hiç olmadı. Kedi olayı da hiç olmuyordu. 2-3 yıldır hiç kedi falan gelmiyordu. Aynen. İşte 1-2 hafta önce bir kedi gelmeye başladı. O yüzden ben bunu bağladım. Şimdi artık kedi de gelmiyor. Daha da giremez ya. Giremez. Aynen. Burada hem tavuklarım var hem güvercinlerim var. Yerleri sağlı sollu ayrı ayrı. Vallahi. Bir de karabaş var. Bir de yavru civcivlerimiz var. Gelmiş. Aynen bak buradalar. Sarı sarı.
Vallahi yerim sizi, acıktım zaten. Şöyle bahçeyi de dolaşalım. Arkadaşlar bu arada Karabaşımızın annesinden babasının fotoğrafları da var. Onları da paylaşacağım sizinle. Nasip olursa. Arada farka bakabilirsiniz. Ben gördüydüm arkadaşlar, çok dehşet duruyordu annesinin aynen, babası. Alırken aldığımız abimiz bize bunu hediye etti. Aynen. Annesinin yanından aldım zaten. Babasının da fotoğraflarını gördüm. Yani. Anne babası da gayet güzel. Arkadaşlar da köpeğe yorum yaparsa sevinirim. Boyu posu ne nasıl duruyor? Arkadaşlar şimdi... Kimisi boyu yeterince uzamamış diyor 5 aylık. Evet. Kimi de iyi uzamış, daha da büyür diyor. Ben merak ediyorum. Biz laf katmadan arkadaşlar, Karabaşımız 5 aylık. Bunu bir yorumlar mısınız arkadaşlar? Boyu, posu, kalıbı artık zaten annesini babasını da göreceksiniz. Yavruluğunu da göreceksiniz. Ona göre bir güzel bir yorumlarsanız arkadaşlar. Ekrem kardeşimiz biraz merak ediyor. Aynen. Çünkü herkes bir şey söylediği için kafası karışıyor. Ama kemikli bir köpek arkadaşlar. Yani şöyle, hatta şöyle söyleyebilirim. Bizim bozonun bacakları kadar bacakları var. Kalınlığı. Yani. Daha yavru. Önceden de burada bağlıydı. Aynen. Önceden yuvası buradaydı. Vişne de yiyebilirsin. Aynen. Benim kapıda da var. Hatta arkadaşlar bakın. Bizim vişne ile Ekrem kardeşimizin vişnesinin arasındaki farka bakın. Bizimkileri gördünüz yani. Bizim, daha mı büyük senin? Benimki nedense kiraza döndü ya. Kiraz kadar oldu. Kalınlığı. Çok güzel. Maşallah. Şöylece. Önceden yuvası buraydı. Aynen buradaydı. Aynen. Kedi gelince o tarafa aldı. Kedi gelince oraya kaçtı. Yani civcivlerimiz de var burada. Tavuklar var. Daha önce seçeyim, gel ona geçelim istersen. Neyi dedin? Köpek vardı ya. Köpek baron. Baron muydu? O da bizim komşumuz. O kimin köpeği? Halil'in değil miydi? Köpek Halil'in miydi? Abi Mustafa'nın. Ha Mustafa arkadaşlar, tam çok güzel bir yere denk geldik. Baron da herhalde değil mi? Aynen arkadaşlar, Baron'u videosuna çekmiştim ya. Bakın koskoca olmuş. Bu Baron kaç aylık oldu şimdi? Gençler. 5 aylık. Bu da bayağı bir iri köpek arkadaşlar. Hay maşallah maşallah. Baron ve Karabaş. Aynen. Ha Karabaş'ın böyle durduğuna bakmayın arkadaşlar. Baron da baron olmuş ha. Gençler. Vallahi maşallah var şöylece arkadaşlar. Aslan parçası. Aferin lan size. Aferin lan size. Bak. Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar baron sahibi işleri varmış. Şu anda onlar gidiyor. Zaten tesadüfen karşılaştık. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Karabaş. Karabaş'ı harbiden de bir yorumlayın arkadaşlar. Maşallah var. Şöyle biraz da yakın çekim alayım. Ama kamerayı da tutma. Bazen ısıtırıyor arkadaşlar. Böylece. Çok süper. Güneş ışığı değiyorsa aynen. Hay maşallah maşallah. Sizce bunun daha ne olur arkadaşlar? Annesinin babasını da zaten gene görürsünüz. Bayağı iri ya. Güneşte durdurmayın malum hayvanı. Aynen. Aslında bunu bizim pusadına bir oynatmak lazım arkadaşlar. Yan yana getirmek lazım. Bu biraz şimdi işin açığı, bizim işler biraz yoğun olduğu için sadece akşam bir saat falan şöyle zincirle gezip geliyorum şöyle. Aynen. Onun dışında çok gezmiyor hayvan. Yani. O yüzden biraz da zaman bulamadığın için. Aynen. Hantal olabilir yani. Senin köpekler daha çevik duruyor. Aynen. Çünkü sürekli gezdikleri için hayvanlar spor vücutları iyi oluyor yani. Aynen. Yani bu pusadına karşılaşsa pusadına çok güzel oynar arkadaşlar. Yalnız birkaç sefer bizimle gezmesi lazım. Aynen. Zaten diğer köpeklerle oynuyor, çabuk yoruluyor. Çok gezmek değil. Evet. Hemen yoruluyor. Ha bir de köpek görmüyor arkadaşlar. İlla ki içeride dura dura. Arkadaşımızın da zaten zamanı olmuyor fazla. Evet. Öyle diyek de kupa bir de versin arkadaşlar. İnşallah pusadına bir gün denk getirelim kardeşim. Aynen inşallah. Gezinti yapalım. Hatta benim çiftliğe de gelebilirsin, oraya yakınlaştık zaten. Buradan görünüyor. Aynen buradan da gözüküyor yani. Bu evin arkasında mı kalıyor? Aynen evin arkasında kalıyor. Bizim de yer böyle.
Aynen. İçinde duruyor. Bizim öyle bir hayvanımız falan yok. Normalde Ekrem kardeşimiz öğretmen arkadaşlar. Aynen, ben öğretmenim. Beden öğretmeni, beden eğitimi. Beden eğitimi öğretmeni. Aynen. Sevdiğim için besliyorum. Öyle hayvanımız falan yok. Bizim. Evet. Koyunumuz, davarımız. Tam iyi bir oğluk bu. Her şeyi de fırsatla değerlendireyim arkadaşlar. Ya biraz alıştım, alışmasın. Evet, ya, evet. Yani şey yapıyor insan, üzülüyor. Üzülüyor, ben üzülüyor. Cesur verirken nasıl? Ben cesur verdim ve bana sor. Hani... İnsan büyütünce... Evet. Böyle elimde ama, süt içiyordu daha. Ama bir, hani. Bizde bir şeyler yapabilmek için, kaliteli bir şeyler yapabilmek için... Aynen. Cesuru maalesef bir şekilde dişimizi sıkmak zorunda kaldık yani. Evet. Verip de. Bu köpeğin de yani aldığımız kişi zaten köpek satan bir tanıdığımızdı. Evet. Eniştem Sivaslı. Aynen. Eniştemin arkadaşı Sivas'ta köpek satıyor. Annesi Sivas'tan, babası da bizim Şefaatli ilçesi var. Evet. Oradan çiftleştirmişler. Yine kardeşlerini falan hep sattı. Biz bunu hediye aldık. Yani üretiyor, yani şey, değil, şey alıyor. Soy, aynen. Öyle soyu belli olmayan bir şey, rastgele bir köpek değil. Evet. Boyu işte kimi kısa buluyor boyunu 5 aylık bir köpeğe göre. Ya bazen de bazı köpeklerde bir anda patlıyor gidiyor yani. Aynen. Ben ilk defa böyle yavruluktan 5 ay boyunca beslediğim için. Bir de en çok da neden kaynaklanıyor kardeşim? Hani bak pusadı ilk çöpten getirdiğimde evet. Bayağı bir hantalıydı. Aynen. Yani böyle löpür löpür bir şeydi. Ama şimdi fiziklerinde boyu attı. Çünkü sürekli geziyor. Evet. Bu hayvan sürekli gezemediği için ondan da yapar yani. Aynen öyle. Aynen. Ama bunu gezdireceğiz arkadaşlar. Bu deliği boyuna bir tur atsın. İşte yaz tatiline girdik. Benim görev bittiği için. Evet. Gezeriz, tozarız Allah'ın. Nasip olursa güzel çekeriz bu. Aslanımızı gezdiririz arkadaşlar. Fiziklendiririz. Bakın şu anda Karabaş'ın ön göğsüyle arka karnı bir arkadaşlar. Yavru köpek gibi düşünün. Yani fizik yok. Ön taraf geniş durup arkaya doğru incelmesi lazım. Bu pusatta oluştu yani. Geze ya geze. Geldiğinde bundan da şeydi. Daha tombuludu o. Aynen. Şu anda spor yaptıra kendine getirdik. Evet arkadaşlar, Karabaş'ımızı bağladık buraya. Nasip olursa dediğim gibi anne baba fotoğraflarını, yavruluk fotoğrafını da videoya ekleyeceğim. Güzel bir yorumlarsanız Ekrem kardeşimiz için sevinir. Çünkü tam bilgi almak istiyor. Yani yorumlardan şey yapar. Ya bilgi alma sebebim de yani... Atacağımdan falan değil ama merak ediyorum. Yani merak yani illa beslediği köpeği. Ben çok anlamıyorum. Aynen. Yani insanlar kimisi diyor 5 aylık boyu posu çok büyük olur. Kimi bu büyümemiş diyor. Evet. Merak ediyorum. Ya herkes zaten bir şey diyor da anlayan arkadaşlarımız daha bilen kişilerimiz var biliyor musun? Yani onlar yazarsa sevinirim. Bence çok iri köpek, kemikli köpek. Bence daha gelişeceğine inanıyorum ama arkadaşlar siz de yorumlarda bilgilerinizi yazarsanız seviniriz. Bir de şey bu mesela ben bunun tam doğduğu tarihi de biliyorum. Yani. Yani net olarak 5 aylık. Ben geldiğinde zaten daha 1 aylık bile değildi. Evet. Hatta şey karnı yere değiyordu neredeyse. Aynen. Bacak yoğurdu. Aynen. İlk bir hafta falan zorlandık hatta. Evet. Sonra alıştırdık tabii. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yarından sonra nasip olursa yine ikili video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın, bugün biraz işlerim vardı. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşürüz.